arkadaşlar, hepinize merhaba. Bak, otobüsündeyim. Almanya'da Karlsruhe'den Mannheim şehrine doğru gidiyorum. Şimdi size çevreyi ve yolu göstereyim. Olduğu kadarıyla. Galiba Mannheim'a doğru yaklaştık. Çevre yolunu geçtik. Gayet güzel bir yolculuk oldu. Hava yağmurlu ancak yapacak bir şey yok. Evet, kıvrılı kıvrılı gidiyoruz. Her taraf yeşillik, doğa. Tarıma elverişli bir ülke. Dönüyoruz. Halen dönüyoruz gördüğünüz gibi. Mannheim, Koblenz, Basel. İsviçre Basel. Yolaydım. Almanya'da bu sokak yollar, otobanlar tamamen ücretsiz arkadaşlar. Vignet denilen bir olay yoktur. Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan ve diğer ülkelerde Avrupa Birliği'nin olan ülkelerdeki gibi, yani Vignet'te yol parası, pul parası böyle bir uygulama yok. Ve birçok yerde de hız sınırlaması yok. Şimdi bu tırlar yolun en sağına geçecek. Bizim kaptan şoförümüz de ya en sağdan gidecek veya ortadaki şeride geçecek. Arkadan takip edeyim. Polonya plakalı tırımız. Yollarda hiç Türk tır plakası görmedim şu ana kadar. Nasip değilmiş yani. Nasip, kısmet değilmiş. Evet, ne diyorduk? Otobanlarda hız sınırlaması yok. Ancak bazı yerlerde çalışma olduğu gibi, şu an yolun sağında gördüğünüz işaretlemeler gibi, o zaman hız sınırlaması var. Almanya'nın, Audi'nin, Porsche'nin, Mercedes'in olduğu bir yerde bir ülkede hız sınırlaması olacağını da artık düşünemiyoruz yani. Kendi forkliftini kendi taşıyan tır. İşaret ve işaretlere uyacağız. Uyduğunuz sürece kimse size bulunduğunuz yerde yolda zorluk çıkarmıyor. Güzel bir doğa, yolun sağı ve solu tamamen sonbahar gelmesine rağmen yeşilliğinden bir şey kaybetmemiş. Henüz kar yağmadı. Yağmur yok ancak çise olduğu için otobüsün ön camları yağmurdan dolayı kamerada görüş açısını engelliyor. Bu arada benzinlikten geçerse veya okuyabilirsem size güncel fiyatı söyleyeceğim, ancak otobanlar her zaman için pahalıdır. Yani şehir merkezindeki benzinliklere göre 30-35 sent daha pahalıdır. Her benzinlikte geniş geniş tır parkları vardır. Gördüğünüz gibi. Burası Fransa sınırına daha yakın. Artık Fransa sınırından uzaklaşıyoruz. Almanya'nın içlerine doğru gidiyoruz. Frankfurt. Bu yolun devamı da Frankfurt. Söylediğim gibi yolun sağı tırlara ait. Orta ve sol şerit otomobiller için. Frankfurt, Mannheim, biz devam ediyoruz.
yol 4 şeritli yol. En sağda da emniyet şeridi var. Kimse emniyet şeridine girmiyor. Konne yok, selektir yok. Herkes kendi yolunda, kendi ayarında gidiyor. Bu yeni iş gücü yasasından, 1 Mart 2020'deki yeni iş gücü yasasından faydalanıp sizler de elinizdeki belgelerle birlikte Almanya'ya çalışmak amacıyla gelebilirsiniz. Tabii ki dil öğreneceksiniz. Yaşadığınız yerin, ülkenin dilini öğrenin. En azından B1 seviyesinde. Anadolu'dan İstanbul'a uçak 1,5 saatte geliyorsa, İstanbul'dan da Almanya'nın her yerine, Hamburg, en tepede Hamburg, en altta Münih, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Düsseldorf olarak kabul ederseniz ne diyordum? Bir mesaj geldi. O ekrana gelince onu okumak zorunda kaldım. İstanbul'dan Almanya'nın her yerine uçak en azından şöyle geliyor diye. 3 saat. 3 saat içerisinde geliyor ve gidiyor. Bir şekilde yurt dışı deneyimi yaşayın. Gelin. Sizler de gelin yani. Herkes geliyor. Suriyelisi, Afgan'ı, Eritre'si, Pakistanlısı, Vietnamlısı. Arkadaşlar, şu Stuttgart'ta ben haddinden fazla çekik gözlü gördüm. Çekik gözlü insanlar. Vietnamlı ve bir başka ülke daha vardı. Tayvan'la. Ne alaka ya? Ben anlayamadım bunu. Vietnam ve Tayvan'ı. Neden bu kadar çok? Belki diyorum bu Doğu Almanya bloku ülkesiyken, Doğu Almanya Rusya Federasyonu'nun himayesindeyken nüfus mübadelesi mi yapıldı, yoksa başka bir amaç mı güdüldü? Hala çözmüş değilim. Merak ediyorum. Bileniniz varsa bunu da yorumlara yazınız yani. Yavaş bulacağını hak eden. Aman dikkat. Çek plaka C'si. Çek ya. Frankfurt Havalimanı inişte Alman polisinin daha uçağın merdivenlerde kontrol yaptığını gördüm yani. Bizim için çok acı bir şey. Başka ülke vatandaşlarına olmayan bize oluyor. Maalesef. Birkaç gündür onu düşünüyorum. Bir başka ülkenin vatandaşına yapsalar ortalık ayağa kalkar. Ancak bizimkilerde tık yok. Yani 60 senedir Almanya'dasınız, belediyelerde, belediye meclisinde, siyasette, eyalet meclisinde, Alman Bundestag meclisinde bir yerlerde söz sahibi olun. Oyunuzu kullanın Almanya'da, söz sahibi olun. Bundan önüne geçin yani. Benim Rus'u, Ukraynalısı, Suriyelisi bizden daha değerli bu konuda ya. Ülkesinde savaş olduğu için geri de gönderemiyorlar, ancak geri gönderemedikleri gibi her türlü imkanlar da onlar için seferber edilmiş. Bizimkilerde daha, çünkü uçağın merdiveninde Almanya'nın toprağına bastırmadan, betonuna bastırmadan geri dönüşünün hesabını yapmışlar yani. Gayet keyifli bir yolculuk oldu.
de ondan daha sonuna doğru gelmekteyim arkadaşlar. Waynak zamanı, şehir merkezinde Waynak'la ilgili çekimler yapacağım. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz veya buradan itibaren izliyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Olumlu nokta dahi olsa, evet nokta dahi olsa yorumlarınızı bekliyorum. En güzel günler yarınlar sizlerin olsun. Şimdilik hepinize hoşça kalın demeden önce kendimi göstereyim. Felix'teyim dedim. Yol boyu Karlsruhe'den Mannheim'e gidiyoruz. Bu kadar çekim yeter zannedersem. Otoban üzerinde. Bugün Mannheim'dayım. Yarın da Frankfurt'ta. Böyle gezegene gidiyoruz arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Kanalı takip edin. Kanala abone olmayı unutmayınız. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Şimdi hoşça kalın. Kapatabilirsek.